şey diyeceğim. Cengiz abi çok fazla böyle röportajlarda veya işte televizyon programlarında çok fazla konuşmasın. Çok fazla evet. Böyle... Biraz sakınırsınız kendinizi ve ailenizi. Sakınırım. Ama işte... Edin. Bu ara biraz azıttım galiba. Estağfurullah. Azıtma değil ama... Estağfurullah. Ama böyle birkaç mesela... açıklamalarınız olmuş. Evet. Mesela evet. Dün yaptığınız bir açıklama var. Önce bir oğlunuzla ilgili on hayırlı olsun albümü Orçun. Ha, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Aydın oğlan, ufak Orçun devam ediyor tabii o akademisyen... Ha, albüm olan Aydın mıydı? Aydın. Ha, pardon Aydın. Özür dilerim. Hayırlı olsun evet. Nasıl gidiyor albüm? İyi iyi. Karışmıyorum gibi fiyat ama çok iyi. Köle adlı bir single çıkarttı. Karışmanızı istemiyor mu yoksa siz baba olarak ben geride durayım o mu yürüsün ya, diyorsunuz? Olmaz yani. Zaten. Karışırsam işleri bulandırırım. Bir de bir adımlarını rahat atamaz. Ve özellikle bir söylemem var kendisine. Yani oğlum bak gittiğim bütün programlarda sana Cengiz Kurdoğlu diyecekler. İşte baban nasıl, baban iyi. Babandan bir duvardaki resmi okur musun? Babandan bir liselimi okur musun? Ama ne kadar güzel bir şey bu, kötü bir şey mi? Yok o zaman yürüyemez ama. Yavaş o zaman yürür. İşte hep ama hep Cengiz Kurdoğlu. Gerçi bunu tabii engelleyemeyiz de Cengiz engelleyemeyiz abi. Engelleyemeyiz tabii. Yani Türkiye'nin en iyi seslerinden biri olursa babası, en iyi sanatçılarından biri olursa sonuçta bunu ona mutlaka yapar. Cilvesidir. Kesinlikle o cilvesidir. Ama kendisi de iyi bir yorumcu. İnşallah evet, iyi olur. Evet, güzel inşallah. Bir çalışma içine girmişti. İnşallah. Ha, birlikte bir programa birlikte da katılmıştınız. Düet ettiğimiz. Hatta demişsin ki orada abi İbrahim abinin oğlu da, İbrahim Tatlıses'in oğlu da İdo da bir İdo da. Çıkardı. İkisi aynı anda galiba çıkardı abi. İkisi aynı anda çıkarttı. İdo da çok başarılı. Bu biraz bana da benziyor. Biraz mahcup. Biraz şey ama evet, şimdiki yeni gündemde bunlar şeyleri de çok iyi kullanıyorlar bu sosyal medyayı. Tabii. Çok çok. Evet, evet. Ona en büyük verdiğin abi yılların sanatçısı olarak... devi olarak ona verdiğin öğüt. Hani dediniz ya sonradan ben uzaklaştım şimdi hiç şey yapmıyorum ama mutlaka bir konuşma geçmiştir baba oğul arasında. Ya tabii onlar önce bakın bir şey söyleyeyim. Onlar Cengiz Kurdoğlu Üniversitesi'nde yetiştiler zaten. Aynen öyle. Yani. Ya. Yaşları başları da çok ufak değil yani. Benim... Öncelikle onlara ailelerine önce anne baba şimdi herkes kendi yuvasını kurdu kendi hayatlarını idame ediyorlar çoluk çocukları var hepsinden birer torunum var 3 tane fakat önce aileye karşı aile büyüklerine karşı olan sorumluluklarını onlara özellikle öğrettim bunu hiçbir zaman da hiç eksik etmediler Allah hepsinden razı olsun bütün evlatlarımdan bu mesleği icra edecekler onlar her şeyi toz pembe görürler şimdi. Biz 30 yıl çilesini çektik. Yaklaşık 15-20 sene hiç gündüz görmedik icabında. Yani bu işlerin o zamanlar çok tehlikeleri vardı. Şimdi öyle o boyutta değil daha tabii. Şanslı. Daha şanslılar. Teknoloji açısından da çok büyük imkanları var. Önce işte senin gibi baba oldu. Tabii önce aile birlikteliği, büyükleri, küçük. Bunu hepimiz zaten evlatlarımıza evde aile birliği olarak ifade ediyoruz, öğretiyoruz. Yani sizler de öyle büyüdünüz, ben de öyle büyüdüm. Ama aile içinde büyük huzursuzluklar olmuştur. Onları hep yaşadık yıllarca aile büyüklerimizden dolayı. Önemli olan bunları geleceğimize yansıtmamamızdı. Biz de yansıtmadık yani bu mutsuzlukları, o eski huzursuzlukları. Harikasın. Ben bazen derim şimdi hala da bak sağdan soldan konser monser gelir gidersin. Gece mece rahatsızlık falan olursa benim haberim olsun. Aa, baba her zaman baba. Peki şimdi birazcık gülelim diyoruz Cengiz abi. Tamam. Gülüm Show sizin için sokaklara çıktı. Sokaklara çıktı çok sordu. Eğlenceli bir röportaj yaptı hep beraber. İzleyelim sonrasında. Sen bize güldükçe Gülüm Show. Ay ne güzel yerler, ne güzel yerler. Oh, oh. Tarabya'da klavyeden vurdu beni. Ayıldığımda baktım bura Beyoğlu. Bir karışık hazırla dedim kasetçiye. Karıştırmış ama hepsi Cengiz Kurdoğlu. Yürü Allah cezanı vermesin seni. Yürü. Oh. Ay bugün Cengiz Kurdoğlu konuğumuz. Cengiz. Ay çok güzeldir. Şahanedir, muhteşem. Hangi şarkısını seversin Allah aşkına? Yes. I don't speak Turkish. Duvardaki resmini. Herkes bu konuyu çok seviyor duvardaki resmini. Şimdi o da kalmadı. Duvardaki resimle olmuyor. Bir alışmışlar selfie çekiyorlar. Her taraflarını affedersin, çok affedersin. Vallahi çekiyorlar, koyuyorlar oraya buraya. Ne olacak bu gençlik bilmiyor. Yes. Değil mi? Allah akıl fikir versin. Yes, hadi tutma be. Hadi. Cengiz Kurtoğlu dinler miyiz hiç? Dinlemiyorum. Geçmişte de mi dinlemedin? Hiç dinlemedim. Hiç aşık olmadın mı ayol? Yok. Beğendiğini anana gösterdin gidip hemen aldı mı? Nasıl oldu bu iş? Hayır aslında oldu nasıl oldu ben anlamadım. Benim ilk de öyle oldu.
Böyle bir karambole git. Benim acelem var şimdi, gitmem gerekiyor. Güzelim, benim de vardı bir zamanlar acelem. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz, buyurun. Nereden geliyorsunuz? Ben Her Şey Dahil programından geliyorum. Alişan'la hani bir tane bir kızcağız var. Zavallı. Çenesinin altından bacakları başlayan Çağla Şiker. Anlıyorum da. Buyurun. Bugün sevgili Cengiz Kurtoğlu konuğumuz. O severim, fena değildir, iyidir. Vallahi. Artvinli muhterem değil mi? Öyledir herhalde. Güzeldir, kendisi de efendi bir insana benziyor. Çok beğeniyor. Sayılarını artırsın. Ay yalnız baksana şey, karpuz yiyorlar erkek. Ya. Muhterem orada dileniyordu, ona da verdik. Vallahi şey. Herkesin canı çekebilir caddede. Bir yeni tarafım şişecek bir şey değil. O benim şeyim dışında. Yalnız neyse, o söylemeyeyim buraya şey. Söyle söyle. Hiç gittiniz mi Cengiz Bey'i dinlemeye? Hayır. Aa, İstanbul Kulesi'dir, gidilir. Tarabya'ya kazıklanılır, gelinir. Aşk olsun. Git karım için. Kaçırdın ama bak, tarabya mı kaldı artık? Öyle mi? Neyse, öyle bir zamandayız ki zaten kazıklayan kazıklayanı mutlaka bir yerde kazıklanırsın. O eksiği kapatırsın. Neyse, hadi tutma beni. Çocuklar nasılsınız? İyi. İyisin. İyisin. İyi misin? Güzelsin. Güzel. Cengiz Kurtoğlu bugünkü konuğumuz. Niye? Cengiz Bey gelecek bugün. Cengiz? Cengiz Kurtoğlu, evet. Tanırsın oğlum, tanıma ama sen de ayak yapma şimdi bak. Ama az Türkiye. Ali Selim şarkısı vardı, beraber dinlerdik. Beraber dinliyorduk. Beraber dinliyorduk. Sen liseyi iki kere tekrar ettin, bir daha dinlemedin. Peki. Merhabalar. Merhaba. Cengiz Kurtoğlu bugünkü konuğumuz. Kim? Cengiz Kurtoğlu, sever miyiz? Dinler miyiz? Gençken severdik. Gençken değil mi? Aldınız bir tane 40 senedir aynı hanımla. Artık ne dinleyeceksin o Liselim şarkılarını değil mi? Liselim şarkısı onundu değil mi? Evet, onundu. Ayakta yeme kız. Şifa olmaz. Gelişmemişsin bile, bak bu kadar kalmışsın. Eskiden tavernalar vardı, gazinolar vardı. Ne güzel giderdik, eğlenirdik. Şimdi ne dönemi Allah aşkına? Vallahi ne diyelim, bilmem. Sizce? Vallahi o dönemlere arıyor insan tabii. Değil mi? Arıyor. İyi dönemler oluyor. Vallahi ben de çok beğendim. Eskiden solist altı olarak çıkardım. Bütün kocalarım en öndeki masalardan almışım. Evet. Öyleydi. O zaman öyleydi. O dönemler iyiydi. İyiydi. Evet. Biz gözlemini çekiyoruz hesap. Şimdi arkamızda çalan adamı alıyoruz. Evet. Sağ olasın. Ha, tutmayın beni. Nasılsınız? Sağolayız. Cengiz Kurtoğlu dinler miyiz? Dinleriz bazen. Bazen ne aralıklarla? Bazen. Bazen. Alo, bazeni biraz açabilir miyiz? Nasıl açalım? Yani nasıl istiyorsan öyle aç yani. Sonuçta açacak olan sensin değil mi? Vallahi açmasını pek beceremiyorum. Yani. Açmasını beceremiyorsun. Nasılsınız? Menopoz taburu. Nasılsınız? Hadi tutmayın beni. Şu an ne durumda Cengiz Kurtoğlu bilemiyorum tabii. Şu an iyi durumda. Yani. Gidersen ispatlar iyi olduğunu. Senin geçmişten bir yolculuk olsun. Teşekkür. Birazdan da onun bir şarkısını çalar çalacak. Tamam. Galiba öyle. Öyle öyle. Ay, çok biliyorsun her şeyi sen. Ha, tutma beni. O şarkıyı dinlerken duvarda hangi resim olsun istersin? Şimdi ben yani işim de olduğu için zor bir şey soruyorsun. Nasıl yani, senin işin mi duvarda? Ben de resim yapıyorum da. Ha. Kendi resmim olsun isterim herhalde. Kendi resmin. Ay, ne kadar şeysin. Megaloman mı diyorlar ama? Değilim. Öylesin, kendi resmin. Anlamadım ya. İnsan der ki seni. Ne yaptığını söylemediğin için. Ne yaptığımı, lahmamı yapıyorum burada, röportaj yapıyorum, bir şey soruyorum. Tamam ama söyleseydin yani, şu konuda, bu konuda hiçbir fikrim yok o yüzden. İnsan der ki şöyle güzel, zarif bir kadın der onu. Nasıl? Bunu söyle, zorla söyledikten sonra. Yok, hayır. Bunu Alişan da söylüyor zorla. Bir iki fotoğrafın var orada burada paylaşırım deyince o bile söylüyor böyle. Sağ ol, hadi tutma beni. Hadi. 212P buradan geçiyor mu? Ya ben de gizliye geldim, bilmiyorum. Tabii ki geçmiyor. Geçmiyor, ay olsa ben binerim zaten. Safiye Soyman'la arkadaş. Faik birazdan gelir. Gelir mi? Faik'i de bir yere koy, unut onu Allah'cığım. Bir yere kitle, tamam. Bir şey yap ona. Cengiz Kurtoğlu bugün geldi konuğumuz. Sever miyiz Cengiz Bey? Severim, sevmez. Hangi şarkılarını beğenirsin, seversin? Cengiz Kurtoğlu. Vallahi hemen hepsini seviyorum. Boş ver sen onları. Evli misin? Evliyim. Ay peki, hadi görüşürüz. Hadi tutma beni.